20 bin civarında bu yıl bir atama sayısı açıklandı. Türkiye'de şu an üniversiteler neredeyse her yıl 40 bine yakın mezun veriyor eğitim fakülteleri. 600-700 bine yakın ataması yapılmamış öğretmen bulunuyorken iktidar her yıl 20 bin mülakatlı atama yaparak, mülakatı da özellikle ortaya koyarak hem birilerini eleme aracı hem de birilerini seçme aracı olarak kullanıyor mülakatı. 20 bin atama yapacağını bu yıl söyledi. Aslında bu kadar az atama yapmak ve bu kadar mezun vermek bilinçli bir politikanın sonucu. Ucuz bir iş gücü, yedek iş gücü oluşturmanın bir aracı haline dönüştürülmüş üniversiteler. Çalışanlara şu mesaj veriliyor. Yani bu işi yapmazsanız dışarıda ataması yapılmayan 600-700 bin kişi var. Aynı zamanda bunları ucuz iş gücü olarak da ücretli öğretmen olarak kullanıyor. Yani asgari ücretin çok çok altında ücretlerle, devlet eliyle aslında kaçak işçi muamelesi gördürüyor ücretli öğretmenlere. Yani 10 bin lira, 12 bin lira civarında bir maaşa çalıştırıyor ve emeklerini ciddi anlamda sömürüyor. Hem verilen mezunlar hem atama sayısındaki bir durum aslında iktidarın yıllardır sürdürdüğü bilinçli politikaların bir yansıması olarak önümüzde duruyor. Bilinçli bir politika, dediğim gibi iktidarın sürdürdüğü bilinçli bir politika var. Özellikle seçmeli dersler üzerinden. Zaten din kültürü ve ahlak bilgisi dersini zorunlu bir ders haline getirdiler. Ardından seçmeli dersleri de zorunlu hale getirdiler. Yani öncesinden yine zorunlu olmamasına rağmen okul idarelerinin baskıları, il milli eğitim, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin baskılarıyla bu dersler zorunlu olarak seçtiriliyordu öğrencilere. Ama bu yıl getirdikleri uygulamalarla 3 alan oluşturdular ve işte din kültürü alanına ilişkin derslerden bir tanesini seçmeyi zorunlu hale getirdiler. Böylece hem o alanda atanacak din kültürü öğretmeni sayısını arttırdılar bir şekilde. Aynı zamanda diğer derslerin seçilmesine de engel olarak ve din kültürü derslerinin özellikle seçilmesini sağlayarak aslında bazı branşların atama sayısının düşük olmasını, bazı branşların norm fazlası olmasına da sebebiyet veriyorlar. Yani kendi kafalarında oluşturdukları yerli ve milli kindar ve dindar nesil projelerinin aslında atamalara yansıması din kültürü öğretmenliği üzerinden de görülüyor. İktidarın bu politikaları aslında bilime, sanata ne kadar değer verdiğini de gösteriyor. Fizik derslerinin sayısı artırılıyor, atama sayısı çok düşük seviyelere geliyor. Kimya dersleri öyle, matematik atamaları öyle. Yine diğer sanatsal derslerdir, resimdir, görsel sanatlardır, müziktir. Bunların hem ders sayısını düşürerek hem de atama sayısını azaltarak çocukları daha çok dini derslere yönlendirerek kafalarındaki o siyasi ideolojik yapıyı da çocuklara yansıtmanın bir aracı olarak bu atamaları hem de okullardaki dersleri görüyorlar. İktidarın ana dilinde eğitime ilişkin bir bölünme paranoyası var zaten. Sadece iktidarın değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, 100 yıllık tarihinin geçmişi hep buna dayalı ve bu bölünme paranoyası üzerinden bir yaklaşım var. Türkiye'nin kurucu unsurlarından biri olan Kürt halkının kendi ana dilinde, sadece Kürt halkının değil, Türkiye'de yaşayan diğer bütün etnik grupların kendi ana dillerinde eğitim yapmalarına ciddi bir engel var. Yasal bir şey yok. Yani mevzuat yok bu konuda ve ciddi bir engelleme söz konusu. Ana dilinde eğitim talebimiz bizim yerinde dururken, işte toplumu veya işte Avrupa'nın gözünü belki boyama adına seçmeli bir ders olarak getirdiler Kürtçeyi ve diğer dersleri. Adını da zaten Kürtçe koymuyorlar. Yaşayan diller ve lehçeler diyorlar. Orada bile dile yine bir hakaret söz konusu. Dilin ismini direkt geçirmeyerek aslında hani ölmemiş bir dildir ama yakında bizi öldüreceğiz mesajı mı veriyorlar onu da bilemiyoruz. Bunlar üzerinden bir atama gerçekleştiriyorlar ama o dersin seçilmemesi için de her şeyi yapıyorlar. Yani seçmeli ders, az önce din kültürü dersinden bahsettiğimiz üzere bütün kurum amirleri din derslerine seçilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterirken Kürtçe dersinin seçilmemesi için de yine aynı şekilde karşı bir duruş ortaya koyuyorlar ve bu dersi seçtirmiyorlar. Bir halka dilini seçmeli olarak vermek de aslında o dile, o halka hakarettir. Her yıl ortalama 100-120 mezun vermesine rağmen bu bölümler 10 tane atama yapmışlar bu yıl. 6'sı Kurmancı, 4'ü Zazaki den olmak üzere. Bu atama sayısı genel anlamda iktidarın, devletin hem Kürt diline bakışını ortaya koyuyor. Hem de gelecek planlamaları açısından Kürt dili için nasıl bir veya Türkiye'de yaşayan diğer diller için, diğer etnik grupların dilleri için nasıl bir yaklaşımı olduğunun da dışa
vurumudur. Hem seçmeli ders olarak verip hem de seçtirmemek için her şeyi yapıp hem de atama yapmamak aslında en büyük hakarettir. Buna karşı da toplumsal anlamda diğer tüm dil alanında çalışma yürüten kurumlar anlamında da bizim ana dilinde eğitim çalışmaları için, ana dilinde eğitim talebimiz için çok yoğun bir çalışma ortaya koymamız gerekiyor.